Bursa'nın güneyinde, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre olan Uludağ'ın arka yüzünde, günümüz ile geçmiş arasında yeşil bir diyar, Seferışıklar'dayız. Hikayesi, hatırası olmayan şehirlerin insan kalbine dokunmadığını söyler büyüklerimiz. Ve geçmişi olan şehirlerin hikayeleri ise kuşaktan kuşağa, somut olmayan mirasına aktarılır. Bursa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki olan Seferışıklar köyündeyiz. Aynı zamanda Osman Gazi ilçesine bağlı Türkmen köylerinden birinden geçiyor yolumuz bu hafta. Ve Osman Gazi Belediyesi'nin köyümüzde şenlik var etkinliğini bu hafta sizlerle paylaşacağız. Bu noktaya geldiğimizde aynı zamanda köy hayrı olduğunu öğrendik. Orada hoş sohbetler de edeceğiz elbette ki. Aynı zamanda 800 yıllık bu köyün sokaklarında da gezmek gerekiyor efendim. Haydi önce sizi güzel bir Seferışıklar köyünü tanıtalım, anlatalım. Daha sonrasında hoş sohbetlerle etkinliklerimizi paylaşmaya devam edelim. Bursa, tarih ve kültürel birikimi olan kadim şehirlerimizden biridir. Şehir merkezinde topladığı birçok medeniyetin izlerinin asıl kökenlerini de köylerimiz oluşturur. Onlardan biri, ormanlık alanda yer alan Seferışıklar'ın tarihi belgelerde kadı sicilleri ve 1912'de yayınlanan bir gazete haberi bize göstermekte ki Sultan Murad'ın vakıf köyüdür. Köyün içinde gezerken tarihle bu kadar bağdaşan yapısında zamanın daha yavaş ve daha sakin şekilde aktığı bu köy temiz havaya, şirin atmosferlere ve yeşile doyuran manzaralara, basit yaşamları olan özlemimizi ve şehir hayatından uzaklaşmanın ne kadar ilham verici olduğunu hatırlatıyor. Genç nüfusun kent merkezine göçüyle başlayan yalnızlaşma Seferışıklar Mahallesi'ni de sarmış. Çok az sayıda kalan tahıl ambarları köyün en eski sokağı olsa da senede bir yapılan Gözcü Mahmut pilavı tüm nesilleri bir araya toplamaya devam ediyor. Oh,
Bursa, tarihi dokusunu koruyan, doğal güzellikleri ve zengin kültürel hayatı ile görenleri mest eden her biri birbirinden güzel köylere sahip ve keşfedilmeyi bekliyor. Uludağ'ın eteklerine serilmiş 800 yıllık tarihin günümüze kalan anıları içinde Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış Seferi Işıklar Köyü'nde Osman Gazi'nin ilk gözcüsü Mahmut Bey'in türbesi bulunmakta. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Gözcü Mahmut Bey, savaşlarda gözcülük yapan, düşmanların ilk hareketini orduya bildiren kişi olup aynı zamanda Seferi Işıklar Köyü'nün de kahramanıdır. Şehit olduktan sonra doğup büyüdüğü bu köye getirilmiş ve yüzyıllardır bu türbeye insanlar dua etmek için gelir. Seferi Işıklar Mahallesi'ndeyiz. Osman Gazi Belediyesi'nin en tarihi köylerinden biri. Yanımızda muhtarımız var. Bakalım bugün içimizlere neler söyleyecek. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Seferi Işıklar Köy Muhtarı Halim Yalım. Öncelikle Rumeli TV'ye bugün de bizi yalnız bırakmadık. Bu mutlu günümüzde bizlerin yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum. Köyümüz 800 yıllık bir köydür. Geleneksel olarak bu hayrımız her sene düzenlenir. Bu hayırımıza köyümüzden bütün köy halkına bize destek verdikleri için köyün 7'den 70'e herkese teşekkür ediyorum. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Bir de bugün aynı zamanda Osman Gazi Belediyesi'nin köyümüzde şenlik var adı altındaki etkinliği sizin mahallenizde, köyünüzde yapılacak. O konuda neler söyleriz? Bu konuda da şunu söyleyebilirim ki bu da bir ilk oldu. Çok güzel bir şey oldu. Osman Gazi Belediyesi'nin de bu konuda yardımcı olduğu için, bizleri yalnız bırakmadığı için Osman Gazi Belediyemiz Başkanımız Erkan Aydan'a da çok teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimizden, bizim köyümüz çok eski bir köy. Burada çok gariban bir durumda. İletişimimiz sıfır. Biz bunu GSM operatörleriyle görüştük. Köyümüzün nüfusu az olduğu için bize yardımcı olamayacaklarını söylediler. Biz bunu Ulaştırma Bakanımızdan, bakanlıklarımızdan talep ediyoruz ki bizlere yardımcı olsunlar.
Biz her zaman buradayız, bizi unutmasınlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen. Sefer Işıklar Köyü Derneği Başkanı Ramazan Murat. Bugün için neler söyleriz? Birlik beraberliğinizin korunduğu önemli günlerden biri. Bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz. Halkımıza, gelen misafirlerimize gayet güzel katılım var. İnşallah daha da güzel olacak. Bir de aynı zamanda Osman Gazi Belediyesi'nin Köyümüzde Şenlik Var projesinde pekişince daha da ayrı bir lezzeti olacak diye düşünüyorum. Siz neler söylüyorsunuz? Tabii öyle olacak. Onun için öbür tarafta stand kuruldu. Burada da yemeğimiz var, mevlüdümüz var. Orada da şenliklerimiz var, çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız orada da eğlenecekler çok. Daha da güzel oldu yani. Ben Halil Taş'tan Sefer Işıklar Köyü'nde ikametgah ediyorum. Güzel bir organizasyon yani. Birkaç senedir olmuyordu. Yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum yani başkanım. Size çok teşekkür ederim ben de. Siz nereye söylersiniz? Sefer Işıklar Köyü, Sefter Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ben. Derneğimizi geçmiş olduğumuz Mart ayında kurduk. Köyümüzdeki bütün gencinden yaşlısına herkes bize destek oldu. Öncelikle hepsine çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Bugün bu cemiyeti burada yapabilmemizin en büyük sebebi Gözcü Mahmut Hazretleri, Şeyh Mahmut Gazi'nin getirmiş olduğu adetleri devam ettirebilmek amacıyla gerçekleştirdik. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle size teşekkür ederiz. Kollu güçlerine teşekkür ederiz. Halkımıza teşekkür ederiz. Bu şekilde var oldukça köyümüz, milletimiz, devletimiz biz bu cemiyetimizi daha geliştirerek, büyüterek, daha farklı güzel organizasyonlar katarak devam ettirmeye amaçlıyoruz. Bugün aynı zamanda Osman Gazi Belediyesi'nin Köyümüzde Şenlik Var etkinliğine birleşince, pekişince daha da lezzetli bir organizasyon ortaya çıktığına eminim. Siz neler söylersiniz? Kesinlikle çocuklarımız açısından bir oyun alanı kurulacak. Kaydıraklar ve vesaire böyle tavla gibi turnuvalar olacak. Bu da bizi buradaki cemiyetten sonra oraya götürecek. Osman Gazi'nin bizim köyümüze vermiş olduğu değeri biz bir kez daha burada anlamış olduk. Başkanımıza teşekkür ederiz bu açıdan. Sağ olsunlar. Güzel oldu diyoruz. Çok teşekkür ederim. Thank you.
vardı peygamberi, evde bulmadı. Yemen illerinde Köy hayrının ardından Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin Köyümüzde Şenlik Var etkinliği bizlere unutulmaz anılar ve güzellikler katıyor. Çocukların şen kahkahasına genç yaşlı herkesin eşlik ettiği müzik dolu dakikalar ve birlikte olmanın tadını bırakıyor. Kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş aşk. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben dirim, utanma, iftar et. Sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Ben dirim, utanma, iftar et. Sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Thank you.
Hoş geldiniz diyorum efendim ekranın başında tüm izleyiciler. Neşemiz neşeniz, sefamız sefamız olsun, eğlencemiz de sizleri coştursun. Sefer Işıklar'da olduğumuzu söylemiştim. Sabahtan köy hayrındaydık, şimdi Osman Gazi Belediyesi'nin köyümüzde şenlik var etkinliğindeyiz. Hepsi aynı şalvarlarda, bir ben farklı, sadece renk tonunu biraz tutturmuşum. Hoş bulduk. Merhabalar, sizi merhaba. Tanıyalım. Ümmü, hayırdır? Buran ablacığım, bugün neler söyleriz bugün için? Köy ayrınız vardı sanırım. Evet, vardı. 4 senedir olmuyordu koronadan dolayı. Şu anda bugün çok mutluyuz. Yani eskiden beri olan bir şeydi. Yani çok mutluyuz, gururluyuz. Şimdi böyle yaşlılarımız bazen geçip gidiyor, onları yad ettiğimiz, evet, büyüklerin bir araya geldiği, küçüklerin büyüdüğü, her gelenekte farklı farklı büyümüş olduklarını görüyorsunuz. Dede hayrınız mı oluyor? Ondan evet, bahsediyor. Evet. Gözcü Mahmut senelerinden beri işte. Evet. Köyümüzde şenlik var adı altında Osman Gazi Belediyesi'nin bir etkinliği var. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok mutlu olduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ayağımıza sağlık. Burada gelenek görenek nasıl? Ne yetişiyorsunuz? Bu köyde çilek, ondan sonra fasulye, patates, kiraz, evet. Her şey yetişir. Bu doğma, burada mı doğma büyüyoruz? Evet, burada doğma büyüyoruz. Sizin çocukluğunuz da. Ya anlatılmaz yaşanır yani, çok güzeldi. Şimdiki çocuklara bakınca o zamanı özlüyoruz. Aynen. Evet. Şimdiki çocukları telefonlarla şeylerle bile mutlu edemiyoruz. Önceden biz daha mutluyduk hani. Toprakla, suyla, çamurla özleştiğimizde o enerjimizi, stresimizi atıp daha hani mutlu oluyorduk hani. Şimdi benim oğlum var 11 yaşında. Ne televizyonda ne de telefonda mutlu edebiliyorum ben onu. Evet. Köyümüz nasıl bir yer? Köyümüz Uludağ'ın eteklerinde dört etrafı dağlık olan güzel bir köyümüz yani. Zamanlar kalmalı köyümüz. Osman Gazi zamanında kalmalı, seferberlikte kalmalı. Asırlardır sürüyor böyle bu şehrimiz. İşte hastalıktan beri kaldı bu hayır şehrimiz. İnşallah ölmezse, şey etmezse, sinçikten sonra nesiller yapar, nasıl sürdürür. Ben neyi anlatayım kızım? Bu köy nasıl bir yer? Kameraya. Bu köy vallahi bu köy adını ismini bile değiştiremeyeler bak. Burası Seferi Işıklı Aşıklar Köyü. Buranın ismini hiç kimse değiştiremiyor. Değiştiremiyor adı ne? Burası seferberlikten kalmaymış. Evet, seferberlikten kalmaymış. Bilmiyorum yavrum. Vallahi değerli Seferi Işıklar, evet, hepiniz köyümüzde sorun, ben şenlik bay etkinliğine hoş geldiniz. Buradaki gelenek görenek nasıl? Osman Gazi burasının geleneği göreneği öncekiler şimdi değişmiş. Evet, şimdi sona değişti. Aramızda önce çok güzeldi Osman Gazi Belediye Başkan Vekilimiz, her tarafta sona değişti yavrum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şaşkın düğün yaptınız siz. Biz 3 gün, 3 gün 3 gece. Evet, bizde 3 gün 3 gece düğün vardı. Şimdi yok. Yavaş şimdi. Yavaş herkesi yerlerine alalım. Bakın gecelerimiz var. Ondan sonra da etkinliğimize başlayalım. Şu anda dışarıdan evlenenler de aynı şekilde Osman dışarıya Gazi evlenenler de bakır gecesi oluyor cuma gününden. Askı oluyor aynı şekilde. Onları hala devam ettiriyoruz ama. Daha sonra devam edecek ama yavaş yavaş. Herkes birer parça örtüdür, penyedir, kumaştır, basma ne getirirse hediyelerini getiriyorlar gelin evine. Bir miktar para. Sonra ortada bir kişi geçiyor. Hani böyle söylüyor falan, bağırıyor. Bakır oynaması oluyor aynı şekilde. Geleneksel kıyafetlerimiz var. Üç etekler. Üç etekleri giyiyor. Gelinin kardeşi, annesi isterse. O şekilde devam ediyor onlar. Evet. Hala devam ediyor. Evet, o gece Kınaya Okurlar Köyü. Bir hafta önce de. Yavaş yavaş başlayalım. Kınaya Okurlar. Perşembe günü gece. Buyurun. Bakır gecesi. Bakır gecesi, askı gecesi deriz. Çok teşekkür ediyorum sizlere bu sohbeti için. Hayırlı. Bekledim. Tabii ki gidebilirsin. Hemen efendim. Allah razı olsun hepinize. Şenliğiniz, eğlenceniz coşkuyla geçsin efendim. Osman Gazi Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu'ndan oluşan karma koromuz. Solistlerimiz eserlerini seslendirmeye başladı. Hadi biraz da müzikleyelim.
Coşkuyu yaşıyoruz. Yanımızda başkan yardımcılarından var. Hemen sizi tanıyalım. Evet, ben Necati Keser. Osman Gazi Belediyesi bir üst üyesiyim. Aynı zamanda bu akşamki yapılan bu program içerisinde de sevgili başkanımız Erkan Ayet temsilen buradayım. Erkan başkanımız çok daha önce artık Osman Gazi'de bir yeni sayfa açılıyor. Yeni bir Osman Gazi artık gün ışığına çıkmak zorunda diyerek bu inançla birçok projeye imza atacağını dile getirmişti. Bunlardan sadece bir tanesi olan köyümüzde şenlik var projemizi artık hayat bulduğunu görüyoruz. Bugün bildiğim kadar üçüncüsü şu an gerçekleşiyor. Gerek ova gerek dağ köylerimiz mevcut. Toplam 32 tane köyümüz var. Bu kapsamda bu şenlik programımız 32 köyümüz tamamında yapılacak. Tabi bu şöyle bir önem taşıyor aynı zamanda. Köylerimizde bugüne kadar unutulmuş bazı değerlerimizin tekrar yaşanması, köylerimizin gençleriyle ileri yaş köylerimizin bir arada bulunmasında sebep olan bir etkinlik. Bu kapsamda çok kıymetli buluyorum aynı zamanda. Ve bu şenliklerimizin daha da büyüyerek, daha büyük dip dalgasıyla da başka diğer ilçelerimize de örnek olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda öncelikli olarak sevgili başkanımız Erkan Aydın'a ve tüm belediye çalışanlarımıza ve kültür müdürümüze de teşekkür ediyorum bu katkı için. Aynı zamanda sizlere de bir basın emekçisi olarak da çok minnet borçluyum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu etkinliklerde sizin de belirttiğiniz gibi
köylerimizde unutulmuş olan yemek kültüründen sokak oyunlarına, hatta birlik ve beraberliğin bir araya gelmenin, zaman zaman da böyle yaşlılarımızın yad etmenin de aslında şunu bize daha çok hatırlatıyor. Köylerimize daha çok uğramamız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Dünyada herkesin bir köyü var muhakkak. Herkes bir köye sahiptir. Yaşı, makamı, maddi ya da sosyal gücü ne olursa olsun. Dolayısıyla köy çok kıymetli. Tam da bu noktada köyün sadece tarım ve iklimden öte olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bundan da çıkacağımız sonuç şu ki, evet, köylerimizde unuttuğumuz, yok saydığımız, bir araya gelmek, şenlikler, belki ağlamak, evet, ama mutluluk ağlamaları, belki gülmek, evet, oynayarak, halay çekerek, türkü söyleyerek bunu yapmak çok kıymetli. Bu yüzden de belki de bu projenin en önemli bıraktığı izlenim, iz düşümü de bu olsa gerek. Yani herkes bir arada, bir mutlu. Dolayısıyla işte gülümseyen bir Bursa derken de bu önce elbette ki Türkiye'de 56 ilden büyük bir ilçemiz olan Osman Gazi'nin başlaması gerekiyor ki bu gülümsemenin tüm Bursa'ya yayılabilsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim ediyorum. Bugün Seferi Işık'tan çocuk kahkahalarının neşesini sizlerle paylaştık. Bakalım detaylarımızda daha neler var. Haydi devam edelim, köyümüzde şenlik var.
çok kıymetli. Kadının köyü de kendi de fark etmiyor. Kadın her yerde kadın. Yani farkındalığını burada olduğu gibi belli ediyor. Şöyle ki çok biz burada onu duyduk. Bir başkanımızın Türk kadınlarımızla kıyafetlerini bir araya getirerek böyle köylerinin farklı olduğunu, biz farklıyız dediğini çok net gördük burada. Dolayısıyla biz ona kayıtsız kalamazdık. Tam da bu anlamda sevgili başkanımızı hepinizin adına kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi ki var. Sağ olsun. Emine sağ olun. Çok sağ olun. Ve ben bir ricam olacak sevgili başkanımıza, Erkan başkanımıza, buradan ben de bir görüntü vermek istiyorum ki bu görüntü çok kıymetli olacak. Tüm kadınlarımızı lütfen buraya alalım. Seferi ışıklardaydık ve köyümüzde şenlik var demiştik. Köylerimize daha sık uğramamız gerekiyor. Sosyal ekonomik yapısına daha da fazla katkımız gerekiyor diye düşünüyoruz. Osman Gazi Belediyesi de bu uğurda bu etkinlikleri köylerimize yaymaya devam ediyor. Seferi Işıklar çok güzel bir mahalleydi. Burada çok güzel sohbetler ettik, güzel anılar bıraktığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda da dünden bugüne kaybettiklerimizi anma fırsatımız oldu. Bir araya geldiler, buluştular. Çocuklarımızın şen kahkahaları köyün sokaklarını sardı. Bizlere ayrılan sürenin de böylelikle sonuna geldi. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm her yere selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.